Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hem okul sınavlarımızda yani yazılarımızda hem de üniversite sınavında çok değerli bir konu olan hikaye türleri ve anlatım tekniklerini öğreneceğiz. Olay hikayesi, durum hikayesi, hikayenin yapı unsurları, pastiş, parodi, hikayeleme, buna benzer bazı kavramlar var. Bu kavramlar yazılınızda %100 sorulacak ve aynı zamanda ileride gireceğiniz üniversite sınavlarında da mutlaka bu konudan AYT testinde, TYT değil ama AYT testinde bir soru geliyor. O yüzden arkanıza yaslanın, dikkatli bir şekilde şimdi anlatacaklarımızı dinleyin. Tam da yazılılarda nasıl çıkıyorsa, üniversite sınavında nasıl soruluyorsa ona göre gideceğiz. Diyebilirsiniz ki hocam biz 9. sınıfız, üniversite sınavı nereden çıktı? Arkadaşlar üniversite sınav soruları da okuldaki yazılı sorularınızda Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına göre hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belli kazanımları var. Alan yeterlilik çalışma sorularını hazırlarken de, ÖSYM'nin sorularını hazırlarken de, yazılı sorularını hazırlarken de bu kazanımlara bakılıyor. Dolayısıyla bizler de bu kazanımlar ışığında sizlere süper leziz, süper güzel bir video hazırladık. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın. Hadi gelin bu konuyu hemen bitirelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte hikayeyi öğreneceğiz dedik ama öncelikle hikayenin bir tarihsel sürecine bakalım. Hani biliyorsunuz ki edebiyatla tarih iç içeydi. Edebiyatta yaşanan gelişmeler toplumsal yaşamdan direkt etkileniyordu. Yani bizim bir İslamiyet'ten önceki Türk tarihimiz var. Sonrasında işte Karahanlar döneminde İslamiyet'e geçiş yapacağız. Ardından Anadolu'da Selçuklular işte Malazgirt Savaşı'yla veyahut da Mirekefalon Savaşı'yla yurt edinecekler Anadolu'yu. Sonrasında Osmanlı Devleti çok büyük bir devlet olacak ve her yerde hüküm sürecek, 3 kıtaya hüküm sürecek ve sonrasında Osmanlı yönünü batıya dönecek. Bunu tarihsel olarak biliyorsunuz. Batı daha zenginleşecek. Hani batı, şöyle anlatayım. Mesela normalde bizim bulunduğumuz coğrafyada şöyle bir yumuşak bir dünya haritası çizecek olursak, bizim bulunduğumuz coğrafyada en güçlü biziz. Tamam, sıkıntı yok. Asya, Afrika, Avrupa, Balkanlar, her yeri kontrol altına alıyoruz. Ama Avrupalılar, yani şu Haçlı işaretinin olduğu yer, bizim bu Orta Doğu'yu, Balkanları, Kuzey Afrika'yı kontrol altına aldığımızı görünce coğrafi keşifler yapıyordu hatırlarsanız. Ve coğrafi keşifler sonrasında bu bilhassa Kuzey Amerika, Güney Amerika, yani yeni dünyayı keşfediyorlar. İşte Afrika kıtasının güneyinden Ümit Burnu'nu keşfediyorlar. Ardından işte Avustralya'yı keşfediyorlar. Hindistan'a ulaşıyorlar. Ve Avrupa zenginliyor. Avrupa zenginleyince de biz ne yapacağız? Bu sefer yönümüzü batıya döneceğiz. Buna benzer bir şey edebiyatta da gerçekleşiyor. Biz önce sözlü dönemde, Orta Asya'dayken sözlü dönemde, İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında destanlarımız var. Olağanüstülükler fazla. Sonra geçiş döneminde İslamiyet'e geçtiğimiz için olağanüstülükler olacak ama Dede Korkut hikayelerinde böyle göreceğiz ki işte peygamber, Allah, Hazreti Muhammed, Ramazan, namaz, bu tarz kelimelere geçiş yapacağız. Artık dini kelimeler de olacak ve olağanüstülükler de azalacak. Sonrasında Selçuklular döneminde ve Osmanlı Devleti döneminde Anadolu'da halk edebiyatı olacak, son derece sade. Biraz daha yüksek zümrede ise divan edebiyatı olacak. Ve sonrasında yüzümüzü batıya döneceğiz. Çünkü batı çok daha güçlü olunca. Bu sefer de Tanzimat döneminde batıdan hikayeler gelmeye başlayacak. Hikayeleri önce çeviri yoluyla alacağız. Sonrasında gerçek hikaye döneceğiz. Hikaye dediğimiz şeyi mutlaka okumuşsunuzdur. Okumaya da devam eden arkadaşlar, üniversite sınavında kitap okuyan öğrencilerin şöyle bir avantajı oluyor. Veyahut da okul yazılarında, onu da şöyle söylemek istiyorum. Günümüzde siz öğrenciler çok fazla dijital içeriğe maruz kalıyorsunuz. Yani Instagram, işte ne bileyim YouTube, şudur budur. Sürekli olarak video izliyorsunuz. Şu anda bile beni belki telefonunuzda videodan izliyorsunuz. Sürekli olarak izlemeye alışan bir öğrenci odak noktasını kaybedebiliyor. Kitap satırlarını takip edemiyor. Dolayısıyla üniversite sınavına girdiğinde böyle uzun uzun paragraf sorularını gördüğünde stres oluyor. Okuyamıyorum, dikkatim dağılıyor, süre yetiştiremiyorum diyor. Dolayısıyla tabii ki bol bol paragraf sorusu çözmemiz gerekiyor ama şu an için ben sizin yerinizde olsam hem kelime dağarcığımı geliştirmek hem odaklanma gücümü artırmak için bol bol da kitap okurum. Bunu da burada önemli bir tavsiye olarak veriyorum. Ve en önemlisi de hayal gücünüz gelişiyor. Çünkü siz videoda hiçbir şeyi hayal etmiyorsunuz. Direkt olarak görüyorsunuz. Ama burada kitapta buradakileri zihninizde canlandırıyorsunuz ve daha yüksek bir hayal gücüne sahip oluyorsunuz diyorum. Ve hemen konumuza devam ediyorum. Şimdi hikayenin tanımı size sınavda sorulmaz. Yaşanmış ya da yaşanabilir olay veya durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okurda heyecan ve zevk uyandırıcı şekilde anlattığı kısa edebi türdür. Bunu sormaz hoca. Ama tanımlamanız gerekirse yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlatıldığı kısa edebi tür. Bunu bileceğiz. Şimdi genellikle tek olay var. Kişi sayısı az. Kahramanların belirli bir yönü anlatılıyor. Zaman ve mekan anlatımı ayrıntılı değildir. Duygulandırmak ve heyecanlandırmak esastır demiş. Peki hikayeyi neyle karşılaştırabilir bizi? İleride hikaye bizi romanla karşılaştırabilir. Mesela romanlar, burada az önce elimde tuttuğum kitap bir romandı. Dostoyevski'nin romanı. Bu gördüğünüz gibi tek olay anlatılmıyor. Birçok olay var. Kişi sayısı az olamaz yani bu kadar kalın bir kitapta. Ya da kahramanların sadece bir yönü değil, birden fazla yönü anlatılacak. Yani hikaye biraz daha böyle küçük. Hatta üniversite sınavında şöyle bir soru çıkmış. Demiş ki hikaye bir C vitamini hapıysa roman ona eşdeğer 1 kilo limondur demiş. Yani roman biraz daha keçi boynuz gibi dolu dolu. Hikaye daha kısaltılmış, daha konsantre oluyor. Şimdi hikaye türünün tarihsel gelişimine baktığımızda 14. yüzyılda Batı'da ortaya çıkıyor. Edebiyatımıza 19. yüzyılda girecek. Edebiyatımıza Tanzimat dönemine kadar hikayenin yerini destan, efsane, masal, mesnevi, halk hikayesi, masallar tuttuğunu söyledik zaten bakın. Yani hatta şu soru üniversite sınavında sorulmuş. Destandan halk hikayelerine geçerken ki eser nedir demiş. Dede Korkut hikayeleri doğru cevap olmuş. Dolayısıyla bu hikayenin tarihsel süreci bu. Şimdi dünyada ilk olarak İtalyan yazar Boccaccio, futbolcu ismi gibi değil mi? 14. yüzyılda yazılan Decameron adlı eser dünya edebiyatında hikaye türünün ilk örneği kabul ediliyor. Bakın bunu sordular üniversite sınavında. Yazılıda da hocanız %100 soracak arkadaşlar. O yüzden buraya bir %100 yazıyorum. Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayat adlı serisindeki hikayeler edebiyatımızdaki ilk yerli hikayeler kabul ediliyor. Bakın Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat ilk yerli hikayeler. Bunu da hocanız %100 soracak sizlere. Çünkü bu da üniversite sınavlarında 4-5 kez soruldu. Kazanımlarda bilinmesi gerekiyor. Sami Paşazade size aynı yazdığı Küçük Şeyler adlı kitaptaki hikayeler Batı tekniğine uygun başarılı hikayelerin ilk örnekleri kabul ediliyor. Bak bu ilk yerli hikaye, bu ilk başarılı hikaye kabul ediliyor. Dolayısıyla bu da %100 sorulacak. Yani bu sayfada şu anda önünüzde en az 5-10 puanlık bir yazılı sorusu yatıyor diyebiliriz. Geldik hikayenin bölümlerine. Hikayenin bölümü giriş, gelişme, sonuç ya da serim, düğüm ve çözüm. Yani önce sofrayı seriyor, sonra düğümlüyor, her şey birbirine giriyor, ardından da çözüyor. Burada tanıtılıyor yani yer ve zaman belli, kişiler tanıtılıyor, olay anlatılmaya başlanıyor. Buradan merak duygusu uyanıyor yani düğüm, yani çatışmalar başlıyor. Acaba eyvah ne olacak diyorsun. Çözüm bölümünde de olayın düğümleri çözülüyor ve çatışmalar sonuçlanıyor. Yani kızı oğlana kavuşuyor ya da işte suçlu yakalanıyor falan filan. Serim, düğüm, çözüm bölümlerini bileceğiz. Hikayenin yapı unsurlarına baktığımızda kişiler var, anlatılan bir olay var, mekan var tabii ki, zamanı var hikayenin, konusu var. Çatışma var yani esas burada yasak aşk mı anlatılıyor ya da bir yoksulluk mu anlatılıyor, bir şey var, bir temanın olduğu bir kısım var ama orada çatışma esas heyecanın, esas olayların düğümlendiği kısım, bir de anlatıcı var. Hikaye kim anlatıyor onu bilmemiz lazım. Şimdi gelin isterseniz bunların detayına girelim. Burada anlatıcı ile alakalı bazı kavramları da size üniversite sınavında ve yazılarınıza soracaklar. Şimdi kişi kadrosunun ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Olayları veya durumları yaşayan kahramanlar kişi kadrosunu oluşturuyor. Yani kahramanlar kişi kadrosu. Olay örgüsü kişilerin başından geçen olaylar. Yani olay örgüsü olaylar dizisi esasında. İşte geldi, gitti, sevdi, ayrıldı, barıştı. Bu olay örgüsü oluyor. Mekan biliyoruz zaten yer. Zaman olayın başlangıcından bitişine kadar geçen süre. Burada hiç korkutacak, kafanızı karıştıracak bir şey yok. Fakat size bir hikayenin bölümünü verip bu hikayenin zamanı nedir, kişileri nedir diyebilir. Hikayeden belli bir kısmı alıp siz orada geçen kişilere bakarak, zamana bakarak, olaylara bakarak buradaki soruları cevaplamanız gerekebilir. Tema temel duygu ve düşüncedir, soyut ve geneldir. Mesela sevgi bir temadır. Ama konuyla karıştırmayın. Ahmet'in vatan sevgisi konudur. Demek ki tema şöyle bir şey ise, hani kümeler açısından gittiğimizde konu daha somut duruma bağlı alınmış oluyor. Yani tema daha genel bir şey. Sevgi, dostluk. Burada ise Ahmet'in vatan sevgisi, Ahmet'in İbrahim'le dostluğu gibi oluyor. Konu duygu ve düşüncenin somut bir duruma bağlı olarak ele alındığı olgudur. Temayı sınırlandırır. Karşılaşma, kahramanların çatışmaları, olay halkalarını veya yeni durumları oluşturacak şekilde yüz yüze gelmeleri. Çatışma da karşıt duygu, düşünce ve isteklerin kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesiyle ortaya çıkan durumdur. Yani merak duygusunu canlandırıyor. Mesela iyi ile kötü çatışıyor. İşte örnek veriyorum, kötü bir baba var, işte çocuklarına zulmediyor. Veyahut da kötü bir baba var, kızına zulmediyor, onun sevdiğiyle eğlenmesini istemiyor. Orada bir çatışma hissediyorsun sen. Diyorsun ki ya şu adam da bitse, şu iyiler kazansa diyorsun. O işte seni heyecanlandıran, merak duygusu uyandıran kısım çatışma oluyor. Şimdi gelelim anlatıcıya. Bunu da sınavınızda size %100 hoca soracak. Nedir bu? Olayı anlatan kişidir. Yazarın kendisi değil, kurmaca bir kişidir. Olaylar birinci veya üçüncü kişi ağızdan anlatılır. Yani şöyle düşünün. Şurada bir yazarımız var. Bu yazar gidiyor bir kitap yazıyor. Tamam, yazdı mı kitabı? Bu kitabı yazdıktan sonra, bu da kitap olsun, tamam mı? Kitap. Şöyle yazıyorum, kitap. Şimdi kitap başka, yazar başka. Anlatıcı ise bambaşka. Anlatıcı ise bu kitaptakileri anlatan kişi. Yani yazar başka birisi, yazar kendinden bahsetmiyor. Anlatıcı bazen birinci kişi ağzı oluyor, bazen de üçüncü kişi ağzı oluyor. Yani şöyle, ben geldim biz geldik şeklinde. Çitin kapısından geçtim, gölgeli yoldan eve doğru koştum, Hasan'ı çağırdım diyor. Şimdi burada bu işi yapan Ömer Seyfettin değil, Ömer Seyfettin yazar. Ömer Seyfettin kahramanlardan birini anlattırıyor. Birinci kişi anlatıyor, ben geldim, şunu yaptım, bunu yaptım diyor, Hasan'ı çağırdım diyor. Demek ki diğer kahraman bunu anlatıyor. Üçüncü kişi ise o geldi onlar geldi şeklinde konuşuyor. Koca Ali dövdüğü erin anlıyor, örsünün yanındaki su fıçısına daldırdı. Ocağının sönmeye başlayan ateşine baktı. Şimdi bunu anlatan Ömer Seyfettin değil. Ömer Seyfettin yazarı. Bunu anlatan üçüncü kişi var. Olayları dışarıdan gözlemliyor yani. Bu belki yorum katacak, belki işin içine bazen girecek, bazen çıkacak. Biri yani, bunu bilmiyoruz biz. Veyahut da biliyoruz, hikaye okuduğumuzu anlayacağız ama kesin olan bir şey varsa yazar başka biri, anlatıcı başka biri. Anlaştık mı arkadaşlar? Burayı bilmemiz lazım. Şimdi devam ediyoruz. Anlatıcının bakış açıları da var. Şimdi yazarımızı koyduk buraya. Tamam, yazarımız burada. Kitabımızı buraya koyduk. Şöyle kitabımızı çizdik şöyle. Tamam, bu kitabımız. Anlatıcımız da burada. Anlatıcımız birinci ya da üçüncü kişi olabiliyor ama aynı zamanda anlatıcımızın bir tarzı da olabiliyor. Yani şöyle, anlatıcı kişi olay, yer ve zamana ele alış biçimiyle bunlara karşı takındığı tutum. Üç farklı bakış açısı var. Birincisi hakim bakış açısı, ikincisi kahraman bakış açısı, üçüncüsü ise gözlemci bakış açısı. Şimdi burada öncelikle kahraman bakış açısından başlamak istiyorum. Bak şimdi, olaylar hikaye kahramanlardan birinin ağzıyla anlatılıyor. Yani anlatım birinci kişi ağzına yapılır. Acaba 4 yaşına var mıydım? Ondan önce hiçbir şey bilmiyorum. Şirket vapurunu hatırlıyorum. Vapura bindim, arkadaşlarımı ziyaret ettim, eve geldim, bıraktım. Bu kahraman bakış açısı oluyor. Yani bakın, kahraman anlatımı yapıyor, birinci kişi ağzına yapıyor. Gözlemci bakış açısı ise anlatıcı olayların dışında ve sadece gördüklerini yansıtıyor. Burada dışarıdan bakıyor. Burada anlatım birinci değil de şunu düzeltelim, üçüncü kişi ağızdan yapılıyor. Bu topraklı buğdayları avuçlama işini sürekli tekrarlıyor, üfürüyor, yola tekrarlıyor, üfürüyor, çula atıyordu diyor. Şimdi burada şu çok önemli arkadaşlar. Gözlemci bakış açısında üçüncü kişi var. Kahraman anlatıcı birinci kişi var. Yani şuraya bakarsak eğer, birinci kişi kahramana benziyor. Yani geldim, yaptım, getirdim, götürdüm. Üçüncü kişi geldi, yaptı, getirdi, götürdü. Bu da gözlemci oluyor. Peki bu nedir hocam? Hakim bakış açısı nedir? Hakim bakış açısında ise anlatıcı kahramanların aklından geçenleri ve psikolojisini biliyor. Ve içerisinde böyle düşündü, hayal etti, hatırladı, özledi, böyle geçmişe veya geleceğe dair ifadeler oluyor. Mesela bak, Dudu gelirse nasıl kalkıp kapıya gideceğini düşünüyor. Sürüne sürüne bile olsa gene gitmek istiyordu. Yani aklından geçenleri biliyor. İsterseniz bunu şöyle daha güzel özetleyelim. Şimdi olayı anlatan kişi ben olayım. Birinci kişi ağızdan, bir de üçüncü kişi ağızdan anlatım yapayım ve bunu dikkatlice aradaki fark görün. Kalemleri masaya bıraktım ve derse başladım. Bu birinci kişi ağızdan anlatım. Kalemleri masaya bıraktı ve ders anlatmaya başladı. Bu üçüncü kişi ağızdan anladım. Burada anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Çok kolay. Bunu geçiyorum. Şimdi kahraman bakış açısı. Kalemleri masaya bıraktım ve ders anlatmaya başladım. Bu kahraman bakış açısı. Gözlemci bakış açısına geçiyorum. Kalemleri masaya bıraktı ve ders anlatmaya başladı. Bu da gözlemci bakış açısı. Hocam bir öncekiyle farkı ne? Farkını hiç merak etmeyin. Zaten hoca bu gözlemci mi yoksa üçüncü kişi ağızdan anlatımı demez. Siz diyeceksiniz burada gözlemci bakış açısı var ve üçüncü kişi ağızdan anlatım var. Tamam. Peki hakim bakış açısı, bunu da örnekliyorum. Kalemleri masaya bıraktı ve derse başlamadan önce acaba öğrenciler derse geç kalır mı diye düşündü. Çünkü dünkü derste bazı öğrenciler geç kalmıştı. Aslında öğretmenliği çok seviyordu. Fakat onun da istediği bir şey vardı. Öğrencileriyle daha fazla iletişim kurmak ve gelecekte de bunu başaracaktı. Bunun mutluluğuyla yeniden dersine sarıldı. Bak, yazar ya da anlatıcı kahramanın aklından geçenleri biliyor. Ne yaptığını biliyor. Yani kalemleri bıraktığını görüyorsun zaten ama benim aklımdan geçenleri nereden biliyorsun? Yani hakim. Hatta buna tanrısal bakış açısı da denir. Yani hani bizim aklımızdan geçenleri, başımıza gelecekleri kim bilir? Sadece Allah bilir. İşte şeyde anlatıcı da sanki Allah'mış gibi, haşa, geçmişte yaşanacakları, gelecekte yaşanacakları, aklından geçenleri, her şeyi biliyor. İşte bu tanrısal bakış açısı oluyor. Ve orada da zaten düşündü, işte özledi, işte hatırladı, anımsadı gibi ifadeler olacak. Biraz da düşündü kelimesine çok dikkat edin arkadaşlar. Düşüncesini okuyabiliyorsan bir insanın, öyle düşün. Mesela ben şimdi sizin düşüncenizi okuyabiliyor muyum? Siz benim düşüncemi okuyabiliyor musunuz? Okuyamıyorsunuz. Sadece gözlemliyorsunuz. İşte düşüncesini okuyabiliyorsanız hakim bakış açısı olmuş oluyor. Hikaye türlerine bakalım. Burada, bu arada şu kısma %100 yazmadıysam yazayım. Buradan da size sınavda %100 soru gelecek. Buraya da bir %100 yazıyorum. Burayı anladınız zaten. Bu basit. Bu da basit. Burada sadece düşündüğü, zihninden geçenleri geçirdiyse o zaman hakim bakış açısı diyeceksiniz. Gelelim buraya. Buradan da üniversite sınavlarında da, okul yazılarında da %100 soru gelecek. Şimdi peki nedir hocam bu? Burada olay hikayesi ve durum hikayesi diye iki farklı türümüz var. Şimdi olay hikayesinde okurda merak duygusu var. Çarpıcı bir sonla bitiyor. Giriş, gelişme, sonuç. Yani serim, düğüm, çözüm bölümleri var. Hatta şöyle kapatalım, kafanız karışmasın. Kişiler ve çevre betimleniyor. Olay anlatımına dayanıyor ve buna Mopassant tarzı hikaye deniyor. Bizde Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Reşat Nuri bu tarzda tanınıyor. Yani bu bildiğimiz, sizin hep okuduğunuz, sevdiğiniz hikaye bu. Mesela Ömer Seyfettin'in bir olay hikayesi. Vurulursun, vatana hasret gidersin diye onu gemide bırakmak istedi. Kara Memiş o vakit birdenbire gençleşmiş bir kaplan gibi doğruldu, duramıyordu. Kalkan kılıç istedi. Şehit olursan bunu üzerime örtün. Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir dedi. Bak, burada bir olay var. Bir heyecan var. Ne oluyor ya diyorsun. Tabi bu hikayenin sadece belli bir kısmını almış Forza hikayesinin. Ama yani bildiğimiz hikaye. Girişi var, gelişmesi var, sonucu var. Merak uyandırıyor. Acaba ne olacak diyorsun. Sonu merak uyandırıcı bir şekilde bitiyor. Eyvah 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 merak ediyorsun. Ama gelelim durum hikayesine. Kurucusu Rus yazar Anton Çehov'dur. Çehov tarzı hikaye denir. Kes hikayesi. Hayatın bir kesiti yansıtılıyor. Ruh çözümlemelerine ağırlık veriliyor. Serim, düğüm, çözüm bölümü yok gibi denecek kadar yok yani. Öyle bir planı yok yani. Önce bir giriş, sonra bir gelişme, sonra bir sonuç olmuyor. Merak ögesi de yok. Yani acaba ne olacak diye merak etmiyorsun. Yani sakin. Sonunda da bitmemiş hissi var. Ne oldu ya, hikaye bitti mi ya diyorsun. Burada daha çok betimlemeler, ruhun yansımaları anlatılıyor. Yürüyordum. Yürüdükçe de açılıyordum. Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına sinirlenmiştim. Olur. Mutlak tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım. Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması pekala bir meseledir. Kim demiş mesele değildir diye. Ya yağmur yağsaydı, ya otların yeşili mor, ya denizin mavisi kırmızı olsaydı. Olsaydı o zaman mesele olurdu işte gibi böyle bir olaydan ziyade bir durumu anlatıyor. Yani kesit hikayesinde adam gelir denizin kenarına oturur, şu denizin kenarına oturur, denize bakar, düşünür ve hikaye bitebilir. Burada öyle bir şey olmaz. Bir olay olması lazım. Gemi kıyıya çarpması lazım. Gemiyi atlayıp kaçması lazım. Gemidekiler bunu ateş etmesi lazım. Öyle bir değişik bir şey olması lazım yani. Anlaştık mı? Ya da gemideki kıza aşık olup onunla evlenmesi lazım. Burada bir olay yaşanacak. Burada ise bir durum, bir betimleme var. Hani bunu macera filmi, bunu da sanatsal film gibi düşünebilirsiniz. Şimdi o zaman sınavda çıkacak kısmı söylüyorum. Size böyle bir hikaye verip bu neden durum hikayesi diyebilir. Veya ne hikayesi ve bunun sebebini söyle diyebilir. Ya da böyle bir şey verip. Sen böyle bir şey verdiği zaman diyeceksin ki kardeşim bu ruhsal çözümlere ağırlık vermiş. Hayatın bir kesini anlatmış. Merak ögesi yok. Bitmemişlik hissi var. Bu Çehov tarzı hikaye. Bizde de Memduh Şevket Esendal, Sait Faik bu tarz hikayeleriyle tanıyor dediğin zaman 100 puanı cebe indiriyorsun o soruda. Şimdi gelelim hikayede anlatım biçimlerine. Bunu zaten ta 6. sınıfta öğrendiğimiz şeyler. Öyküleyici anlatım, öyküleme. Yani olay anlatımı var. Betimleyici anlatım ise betimleme. Yani tasvir çiziliyor. Sözcüklerle resim çizme sanatı, varlıkların ayrıca özelliği anlatılıyor. Burada Refik Halit Karay memleket hikayelerinde bir şeyi tasvir etmiş, bir şeyi betimlemiş. Burada ise Ömer Seyfettin bir şeyi betimlemekten ziyade bir olay anlatmış. Yani anlatım biçimlerindeki öyküleme öyküleyici anlatım oluyor. Anlatım biçimlerindeki betimleme de betimleyici anlatım oluyor. Şimdi gelelim hikayede anlatım tekniklerine. Bu teknikler daha çok postmodern romanda kullanıldığı için bunu şimdi durduruyoruz. Roman konusuna gelince göstereceğiz. Ama şu kısım çok önemli. Gösterme ve tahkik etmeyi size anlatacaklar, soracaklar ve burada kafanız karışabilir. O yüzden burayı çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Bizler de hatta 0'dan 9'a Türk Dil Edebiyatı kitabımızda bununla alakalı tam da sınavda çıkabilecek şekliyle sizlere anlattık. Ve olay durum hikayesini bu şekilde sınavda nasıl çıkabilir diye gösterdik. Ardından da bu hikayede anlatım kısımlarında, öyküleyici, betimleyici anlatım ve işte gösterme anlatım tekniklerinde bu şeyleri sizlere daha detaylı bir şekilde anlattık. Şimdi burayı dikkatli dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Arkanıza yaslanın. Burası çok çok önemli. Şimdi başlıyoruz. Hikayede anlatım tekniklerini göstereceğiz. Gösterme, tahkik etme, pastiş, parodi, ironi. Hiç korkmayın, çok basit bir şey. Böyle acayip İngilizce isimler olunca böyle wow falan diye tedirgin olmayın. Şimdi burada olaylar, kişiler, varlıklar okura doğrudan sunulur. Diyalog, iç konuşma veya bilinç akışı şeklinde olabilir. Yani şöyle oluyor. Şimdi hatırlarsanız bir yazarımız vardı. Yazar zaten konuyla alakasız. Yazarı bilmiyoruz. Belki yazar evde çay içiyor sadece ama bu hikayede savaşçı. Bilemezsin yani. Savaşları anlatıyor. Hayatında hiç savaş görmemiş adam ama savaş anlatıyor. Dolayısıyla yazarı geçin. Şimdi buraya geldik. Bu hikayemiz burada. Tamam, kitabımız burada. Hikaye kitabımız burada. Şimdi burada sen eğer bir anlatıcı varsa, bak anlatıcı varsa, buraya ben bir anlatıcı çiziyordum hatırlarsanız turuncu kalemle. Ama bu sefer göstermede anlatıcı yok. Direkt gösteriyor yani tahkik etme, hikaye etme yok. Burada anlatıcı var, burada ise anlatıcı yok. Direkt görüyorsun. Yani şöyle sen giriyorsun işin içine, kitabın içine. Birisi konuşuyor mesela, iç konuşma yapıyor. Birisinin bilinç akışı aktarılıyor. Ya da karşılıklı konuşuyorlar. Sen burada zaten bunu kim anlatıyor demene gerek yok. Zaten görüyorsun yani. Bu çocuğu nereden tanıyorum bilmem. Belki de hiçbir yerden. Belki de her yerden. Sokakta böyle çocuklar yüzlerce bir iki değil. diye düşündü demiyor bak. Bunu böyle söylüyor zaten. Yani sen mesela bir arkadaşınla konuştuğun zaman orada sana arkadaşının konuştuklarını anlatan biri var mı? Yok, sen onu zaten görüyorsun, izliyorsun. Tiyatroda oyuncuların neler yaptığını söyleyen biri var mı? Mesela tiyatro oyuncusu geliyor, kalemi alıyor, masaya bırakıyor. Sen onu arkadan kalemi aldı masaya bıraktı diye konuşan birini görüyor musun? Görmüyorsun. Direkt adam kalemi masaya bırakıyor, sen de bunu izliyorsun. İşte gösterme sahneleme tekniğinde de yazar herhangi bir anlatıcı koymuyor. Yazar burada kahramanlar kendi aralarını konuşuyor. Mesela A ile B konuşuyor. Tamam, diyalog var işte. A'nın içinden geçenler iç konuşma şeklinde aktarılıyor. Burada iç monolog var. A'nın içinden geçenler mantık ilişkisi olmadan aktarılırsa da bilinç akışı oluyor. Yani mesela burada bir mantık ilişkisi var. Bu çocuğu nereden tanıyorum bilmem. Belki de hiçbir yerden. Belki de her yerden. Sokakta böyle çocuklar yüzlerce, bir iki değil diye mantıklı bir şekilde, bak, mantıklı cümlelerle içinden konuşuyor. Bilinç akışında ise mantık ilişkisi yok. Mesela bu kedi köpeğime durmadan homurdanacak mı? Sandalyenin üstüne girişten şöyle delik çoraplar. Nasıl yani? Kediden köpekten çoraba geçti. Asman yaprakları daha yemişin. Nasıl baktın? Asman yapraklarına geçti. Sesler neden gelmiyor? Bak, gördüğünüz gibi cümleler arasında mantık ilişkisi yok. Bilinç akışı yani. Mesela ben şu anda bilinç akışıyla konuşmuyorum. İçimden geçenleri ölçerek, tartarak söylüyorum sizlere. Bilinç akışı yapsam kafandan geçen bir sürü sıkıntıyı, derdi, mutluluğu, kederi, düşünceyi hemen aktarırım size. Ama şu anda bilincimden süzüyorum. Ondan sonra sizlere dersle alakalı şeyler aktarıyorum. İşte burada hikayenin kahramanı bilincden akanları direkt akıtıyor. Hiç mantık ilişkisine dikkat etmiyor. Burada ise mantıklı cümleler var. Burada diyalog var. Şimdi gelelim tahkiye etmeye. Burada okur hemen her şeyi anlatıcı kanalıyla görür ve öğrenir. Bak şimdi. Şimdi yeniden bir kitap çiziyorum. Yazarımızı çiziyorum. Yazarımız burada. Yazarımız konuya uzak zaten. O orada duruyor. Bir de anlatıcı var şimdi. Şimdi anlatıcı artık anlatmaya başlayacak. Anlatıcı mesela kişileri tanıtıyor. Okura metnin kişilerle ilgili tanıtıcı bilgiler veriyor. Anlatıcı metnin kişileri ayırt edici yönleri tanıtıyor. Konstantin isminde bir herifti. Galata'da bir yazıhanesi vardı. Zahire tüccarıydı diyor. Yani bak, burada anlatıcı Konstantin adlı bir adamı anlatıyor. Bak, bu adam Konstantin. Bu K. Konstantin'i anlatıyor, tanıtıyor bize. Burada ise Konstantin'in iç konuşmasını direkt veriyordu yazar ve bize dinliyorduk. Konstantin'in içini dinliyorduk. Yani bir anlatıcı yoktu. Ya da Konstantin'in aklından geçenler bilinç akışı yöntemiyle mantıksız bir silsileyle geliyordu. Ya da burada Konstantin'le işte öbürü konuşuyordu. Diyalog vardı. Burada ise Konstantin'i bize biri tanıtıyor, anlatıcı tanıtıyor. Olay anlatım metnindeki olaylar bir anlatıcı tarafından anlatılıyor. Okur olayları anlatıcının bakışından öğreniyor. Yani anlatıcı diyor ki işte Konstantin eve gitti, sonra geri geldi, sonra bunu yaptı, bunu getirdi, bunu yaptı. Bak, dinliyorsun. Delikanlı bunun üzerine yol parası tedarikine çıktı. Fakat evindeki eski çifteye 1 liradan fazla veren bulunmadı. 5 lira gibi mühim bir parayı köyde bir araya getirebilmek 1 hafta uğraştığı halde mümkün olmadı. Anlatıyor yani. Burada direkt olayı anlatıcı bize olayı anlatıyor. Geriye dönüş, anlatımda kronolojik akış kırılarak geçmişe dönülüyor. Kişilerin geçmiş hatırlamaları şeklinde uygulanabiliyor. Şimdi bak, burada da yine burası zaten şunların hepsi. Buraya tekrar gelmek istiyorum. Tahkiye etme tekniğinin hepsinde bir anlatıcı var yani. Göstermede demek ki şöyle bir kitap düşünüyoruz zihnimizde. Bir yazar var. Burada Konstantin kendi kendine, K harfini çiziyorum buraya, Konstantin kendi kendine düşünüyor, konuşuyor, birileriyle diyalog kuruyor. Burada anlatıcı yok. Ama tahkiye etme yönteminde kitabımız var, tamam. Yazarımız var, tamam. Yazarımız da burada. Aynı şekilde Konstantin'imiz var, K harfi. Konstantin yine bir şeyler yapabilecek, birileri konuşacak ama bir de burada, yani şunların her birinde bir anlatıcı var ve anlatıcı bize Konstantin'i tanıtıyor. Diyor ki bak, sevgili okur, yazarı geç, biz de buradayız. Sevgili okur, bak Konstantin'e bir adam var diyor, onu tanıtıyor. Konstantin pazara gitti, pazardan domates aldı, olayı anlatıyor. Sonra Konstantin'le alakalı geri dönüş yapıyor. Konstantin çocukluğunu hatırladı, küçükken de pazara giderdi diyor. İç çözümleme yapıyor, Konstantin'in içiyle alakalı bir şeyleri çözümlüyor ya da özetliyor. İşte Konstantin böyle şeyler yapmıştır diye Konstantin hakkında özet verebiliyor. Burada ise göstermede ise Konstantin kendi kendine konuşuyor içinden. Mantıksız konuşursa bilinç akışı, mantıklı konuşursa iç konuşma. Ya da Konstantin işte Juliet'le sohbet ediyor. O da diyalog olarak aktarılıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi geldik buraya. Bunu da geçtik. Kişi tanıtımı, olay tanıtımı. Geriye dönüş. Anlatımda kronolojik akış kırılarak geçmişe dönülüyor. Kişilerin geçmiş hatırlamaları şeklinde uygulanabilir. Şehre gidip 3-4 sene kaldıktan sonra köye dönen birkaç kişiyi hatırladı. Bunlar orada hamallık, amelilikten başka bir iş bulamadıklarını ve kaldırımlarda gecelerken köyün sıcak samanlıklarını çok aradıklarını anlatıyorlardı diye geriye dönüş yapıyor. Özetlemede anlatıcı olayları, kişileri ve diğer unsurları özetliyor. İç çözümlemede ise kişiler iç dünyalarıyla yansıtılır, psikolojik halleri yapılıyor ve hakim anlatıcı bakış açısı var. Niye? Çünkü iç çözümleme yapıyorsa mecburen diye düşündü demesi lazım ve düşün dediği için hayıflanıyordu. Olsaydım diye hayıflanıyordu. Yani demek içinden geçenleri, düşüncelerini görebiliyor. O zaman bu artık hakim, anlatıcı bakış açısı oluyor. Şimdi gelelim parodi, pastiş ve ironiye. Parodi ve pastiş ve ironinin çıkma ihtimali biraz zayıf. Bunu sınavlarınızda sorma ihtimalleri biraz zayıf ama yine de hocanız anlattıysa soracak demektir. Burayı da iyi bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Şimdi daha önce yazılmış bir metni gülünçleştirerek ele almadır. İçerikle ilgilidir. Mizah oluşturmanın temel unsurlarından. Yani bir roman var mesela, atıyorum Romeo ve Juliet. Ondaki bazı aşk sahnelerini yeniden içine alıp dalga geçiyor, ona mizah oluşturuyor. Pastiş ise çeşitli metin türlerinin biçim ve anlatım özelliklerini taklit etmedir. Parodiden ayrılan yanı mizahın amaçlanmamasıdır. Mesela bir hikaye var, örnek veriyorum. Bu veya bir roman. Bu romanın içerisinde bir masaldaki anlatım tarzı konuyor bir anda. Yani oradakini öykünü alıyor, kopyala yapıştır şeklinde buraya pastiş ediyor. Yani postiş gibi, yani post-it gibi düşünün. Öykünüyor, taklit ediyor. Burada amaç mizah değil. Burada masallardan, halk hikayelerinden anlatımı taklit ediyor. İronide bir takım olguları ya da eserleri alaycı bir anlatma ele almak, söylenmek istenen şeyin ters söylenerek eleştiri yapmak oluyor. Şimdi arkadaşlar konumuz bitti. Yapmanız gereken şey çok basit. Burada zaten sizlere her şeyi çok detaylı bir şekilde anlattık. Sizler mutlaka 0'dan 9'a Türk Dili Edebiyatı kitabımızda bu konuyla alakalı hazırladığımız kendi el emeği, göz nuru notlarımızı ve yanındaki soruları dikkatli bir şekilde çözerek, tekrar ederek yazılı sınavlarınıza ve normal sınavlarınıza hazırlanabilirsiniz. Burada anlatım tekniklerini ve sonrasında dil bilgisi konularını anlattık. Konu soru yöntemiyle buradan çalışmalısınız. Dinamo 9. sınıf kitabı olan arkadaşlar da mutlaka buradaki hikayeyle alakalı hem kazanımlara baktıktan sonra örnek soruları, test sıraları bitirsinler. Hem de burada hem tekrar testlerimiz var gördüğünüz gibi. Aynı zamanda burada ÖSYM tarzı sorular da var. Yani üniversite sınavlarında buradan sorular geliyor demiştim ya, o tarz soruları çözebilirler. Bir de tabii ki yazılı sınav soruları var. Yazılı sınav sorularını çözdüklerinde en yüksek notları, en güzel başarıları elde edeceklerine eminiz arkadaşlar. Konumuzu bitirdik. Biraz detaylı anlattık ama hiçbir eksiği bırakmamaya çalıştık. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumları yollayın arkadaşlar.